Evet Onur Bey, bize bir baştan anlatın isterseniz. Ne oldu? Merhabalar. İşin aslı o gün arkadaşımın doğum günüydü. Yakın arkadaşımın. Ya bundan bir 2 hafta önce benim doğum günüm vardı. Ben kutlamamayı hani özen gösteriyorum. Tek kalmaya çalışıyorum. O da öyle yapmayı düşünüyordu. Abi iyi oldu mu? İyi geldi dedi. Tamam dedik ama son dakika bir problem çıktı ve hani dedik ya abi kutlayalım olur mu? Bir yer ayarlayabilir misin dedi bana. Tamam dedim, gittiğimiz bir yer vardı. Doğum günü için oraya gittik. Akşamleyin orada toplandık arkadaşlarımızla. Ben orada öğrendim işin aslı Kadir Gecesi olduğunu. Ondan sonra hatta dedim o Kadir Gecesi mi? Ulan Kadir Gecesi doğmuşsun hani, bu sefer ona denk gelmiş. Pasta getirdik. Hatta annemi aradım ben, yani hani ondan bir 5'te öğrendikten sonra aradım, hani dedim Kadir Gecem mübarek olsun dedim hatta. Ben çok inançlı bir insan değilim işin aslı, hani öyle bir şeyim yok ama amacım da bu hikayeyi paylaşırken arkadaşlarım mesela şeyi dinledim biraz. Programları dinledim. Cüneyt Özdemir söylemiş galiba hani diğerleri paylaşmadı mı acaba? Evet, diğerleri de paylaştı. Ya paylaşmadan önce zaten ben sormuştum insanlara. Abi dedim istersen sen paylaş, doğum günü sahibi sensin. Biz senden alalım. Hani senin için toplandık sonuçta. Yok dedi illa. Hani kademe kademe gitmek gerekirse, siz arkadaşınız doğum günü yemeğe gittiniz. Normal içkili yemekli. Denk gelmiş Kadir gecesi olabilir. Herhalde orada da şey geçti anladığım kadarıyla. Muhabbet arasında bugün de Kadir gecesi. Hani annen seni Kadir gecesi doğurdu diye şanslı insanlara denir. Herhalde onun Evet giyip evet. Hatta ve pasta kestirdik, direkt tuttuk hani Kadir gecesinde edilen dualar kabul edilir şeyini. Ya çünkü hatta video falan çekmiştik hani düşüncelerini, dileklerini hani paylaşalım hani hatıra olarak kalsın istemiştik. Ama olayın buraya gidebileceğini sen paylaş dedi bana. Tamam dedim Serkan'cığım, paylaşayım. Paylaştım. Ne yazalım? Hani bugüne ait bir şey olsun. Ama zaten Instagram kapalı bir hesap. Ben bu tarz onu paylaşımlar, soracaktım. rakılı paylaşımlar zaten yapıyorum. Yani halkın da bu kadar ciddiye alacağı bir insan değilim. Yani bana gelene kadar o kadar çok şey oluyor ki. Yani her geçen gün Twitter'da yeni bir haber görüyoruz mesela. Bana verilen tepkinin, ya şu an işten atıldım mesela. Hırsızlıktan attınız bir de. Yani hani kopuk kopuk gidiyorum ama. Kademe kademe gidelim. Evet, onun için ben de yardımcı olmaya çalışıyorum. Şimdi o pozu paylaştınız. Instagram'da arkadaşlar arasında, sizin kendi kapalı Instagram hesabınız değil mi? Evet. Arkadaşlarınız gördü. Sonra ertesi gün kendinizi haber sitelerinde gördünüz. Hayırdır, kim vermiş internete, niye haber oldu yani? İnanın hiçbir fikrim yok. Yani hani bizim böyle bir beklentimiz ve hani böyle bir mesaj kaygımız yok. Ben paylaştım, arkadaşlarım da benden aldı. Akşamleyin gece 1'de eve gittim. Uyudum. Ertesi gün çünkü kabin amiri olacaktım. Eğitimim vardı. Hani şirket buna uygun gördü. Bazı aşamaları geçtim. Ve amir olacaktım. Eğitimdeydim. Eğitime gitmeden sabah 5 gibi o kadar çok telefon çaldı ki uyandım. Ve son bizim çocuklar aradı. Dediler abi böyle böyle olay viral bir şeye dönmek üzere. Ne oldu dedim, tam olarak anlamadım da yani hani. Uyku sersemi 1000 tweet var neredeyse dedi. Ya bir şey olmaz ya. Hani bunlar ciddiye alınacak bir şey değil. Biz kendi halimizde insanlarız. Hani sıradan insanlarız. Bir şey olacağını düşünmüyorum. Abi öyle değil, bize gel dediler. Apar topar atladık Kurtköy'e gittik. Herkes orada toplanmış. Kimse uyumuyor. E şimdi dedik bir ihtimal artık düşer mi acaba tweetler? Herkes gergin. Ne olacağını bilmiyoruz. Şimdi tehdit mesajlarının boyutu da uçmuş durumda. Yani hani Bu tehdit söylenen mesajları sözler nereye geliyor? Sizin Twitter'ınıza mı geliyor? Instagram'ınıza mı geliyor? Instagram'a daha çok. Ne yazıyorlar mesela? Instagram yani şu şekilde keseceklerini, bu şekilde yakmak istediklerini, yani hani tuhaf şeyler, yani seni havaalanında bulacağım. Adam evimin fotoğrafını paylaştı. Twitter'da yani evimin fotoğrafını, evin önündeyiz bekliyoruz demiş. Yani hani yani tam olarak nedir? Ben algılamakta güçlük çektim işin aslında. Hani bu kadar büyük bir şey beklemiyordum. Eğitimde beni bir anda kestiler. Çünkü eğitimdeyim, elimde sürekli telefon. Ya ne olacak acaba, ne olacak? Eğitmen artık geldi. Dedi ki ilk ders çok aktifti. Ne oldu bugün, bir problem mi var? Dedim ki hocam böyle böyle bir şey var. Olay belki durur diye bekliyorum ama 5000 tweet oldu sabah 9'da. Ya dedim korkuyorum. Ne olacağını bilmiyorum. Çünkü kimin saldıracağını da bilmiyorum. Kimin ne yapacağını da kestiremiyorsun. Çünkü tanımıyorsun çoğunu. Çoğunda hiçbirini tanımıyorsun. Tanımadığın insanlar bir anda sana bir şey yazdığın için çok kötüydü yani. Şimdi siz bir sürü tweetler gördünüz. Instagram'ınıza tehditler geliyor. Bir tane kapalı Instagram hesabınızda bir esprili bir fotoğraf paylaştınız. Tehditler almaya başladınız. İş patladı. Eğitim alıyorsunuz. Eğitiminiz sekteye uğradı falan. Sonra ne oldu? Şirketten falan bir şey mi geldi? Sonra ne oldu? Sabahleyin ilk dersin sonunda hoca ara vermek zorunda kaldı. Çünkü sınıftakiler de duydu. Onlar da tedirgin olmaya başladı. Ne olacak dediler. Ya dedim ki etik kurula çıkartırlar herhalde. Hani böyle bir şey var. Oluşturuldular. Hani orada belki cezaya karar verirler diye düşündüm. Belki dedim 6 ay uzaklaştırma verirler. Belki amirliği durdururlar dedim. Hani belki yüzü unutturmak için hani böyle de bir yol da seçebilirler bir işin aslı ama. Yani siz aşağı yukarı hani bu işte herhalde 2-3 gün sürer, sonra kapanır şirkette arkamda durur diye düşündünüz anladığım kadarıyla. Ben öyle düşündüm çünkü öfkelendiğim nokta şu. Ben etik kurulda dedim ki arkadaşlarım alkollüydü. Ben yaptım çünkü
hepimizin atılmasındansa bir kişinin atı, yani herkesin canının yanmasına gerek yok. Ben bunu kabul edebiliyorum. Tamam, ben çektim, bana çektirdiniz. İkisi, tamam, atılacağınızı nerede, iş nasıl atılma raddesine geldi? Atılma raddesine etik kurulu çıkardıklarında ben hani mimiklerinden biraz, hani tavırlarından biraz onu anladım. Birkaç kişi vardı, insan kaynaklarından vardı. Özel güvenlikle ilgili bir departman var. Onlara da söyledim, sizi anlayabiliyorum. Evet, savunma açığı olabilir. Birisi uçakta saldırırsa eğer bunun bir açıklaması olmaz. Yani yapamayız bir şey. Böyle bir şey mi dediler? Ya sen evet böyle bir paylaşım yapmış olabilirsin okey, ama bu artık şimdi ünlü oldun, tanınan biri oldun ve insanların bir kısmı da sana kızgın, uçuş güvenliğini tehlikeye sokar falan mı dediler, nasıl oldu? Bunu onlar söylemedi, ben söyledim işin aslı. Hani ben atarsanız da anlarım bunu. Hani bunu olgunlukla karşılayabilirim. Evet, bir hata yaptık. Amacımız bu değildi. Ama olay bambaşka bir yere gidiyor. Tamam, atabilirsiniz. Kabul ediyorum. Bence hala saçma. Çünkü kölelik 19. yüzyılda kalktı. Yani beni bu işe alırken özel hayatım, Instagram'ım, Twitter'ım, şirketlere bununla ilgili benden sonra bir slide gibi bir şey hazırladılar eğitimlerde. Instagram'daki paylaşımlarınıza dikkat edin, sosyal medya paylaşımlarınız şunlar. Yapabilirlerdi ama en kötü yolu tercih ettiler. Müdürlerimi aradım, beraber rakı içtiğim insanları aradım, abilerim olarak. Ne yapabilirim? Bana bir yol söyleyin. Çünkü ne yapacağımı bilmez bir durum. İlk kez böyle bir şey karşıma geliyor ve kaldım yani, hani kestiremiyorum ne kadar büyük bir şey olacağını algılayamıyorum. Adamlar açmadı telefonumu. Geri dönüş bile yap. Diyebilirsin Onur, bu olay bizi çok aştı. Bize yukarıdan evet söylediklerine göre bakanlardan birisi aramış. Gereğini yapın demiş. Bilmiyorum ne kadar doğru ne kadar yanlış. Söylenen şey bu. Şirket içinde konuşulan şey bu. Şirket zaten bir de hani arkadaşlarım destek vermek istiyor mesela, paylaşım yapmalarına bile izin vermiyor. Herhangi bir şeye girmelerine, ve bunun üstüne hırsızlıktan attınız. Tazminat vermediniz. Hırsızlıktan nasıl attılar? Çok affedersiniz orayı. 42. madde olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam eğer. Hırsızlık veya şirket sırlarını paylaşma. İşkur'dan işsizlik maaşla başvuracağım zaman kırmızı bir hani ünlemle yüz kızartısı olarak çıktı. Çünkü bittikten sonra hani beni de insanlar tanıyor. 7 senemi vermişim buraya. Ya bana 2 hafta önce plaket vermişsiniz. Hani üstün başarı plaketi veriyorsunuz ve 2 hafta sonra böyle bir şey yapıyorsunuz. Başka yani anladığım kadarıyla Instagram paylaşımından herhalde yasal olarak işten çıkaramıyorlar. Sonuçta suç değil yaptığınız şey. Instagram paylaşımı kimi, bazı insanların hoşuna gitmeyebilir ama yasak olan bir şey yapmadığınız için sizi bu kod 42'den, yani bir başka bir kod bulup çıkardılar, öyle mi? 7 yıl mı çalışmışsınız Pegasus'ta? 7 sene çalışmıştım ve hani en son burada çalıştırmıyorlar. Hani başka bir yere de giremiyorum. Hani başkaları ön ayak olmaya çalıştı. Başka bir hava yoluna mı girsem acaba? Ama tam hayatımı düzene koyacağım vakit böyle bir olay oluyor. En başa dönüyorsunuz. 5 senem gitti benim. Çok rahat bir şekilde gitmiştir. Şimdi zar zor buraya geldim. Orada çalışamadığım için Amerika'ya geldim. Üzücü gerçekten. Kaç yaşındasınız? 37 yaşındayım. 37 yaşındasınız. Kabinde çalışmak için eğitim aldınız. 7 yıl bu mesleği yaptınız. Evet. Turizm otelcilik mezunuydum Ege Üniversitesi. Yani 4 sene otelde çalıştıktan sonra ve yıldız otelleri gezdikten sonra bir de havayı deneyim dedim. Çok istediğim gibi maalesef sonuçlanmadı. Dediniz ya hani abilerimi aradım şirketteki, beraber rakı içtiğim insanları aradım, açmadılar diye. Ne hissettiniz o an? Ya bu insanlar müdürlerin, fotoğraflarımız var bir de. Hani aslanım koçum diye seven insanlar da hani insan sahipsiz hissediyor. Yani en çok sinirlendiğim nokta belki şuydu. Çalışırken de söylüyordum. Ya mobbing çok fazla var şirkette. Şirket bunu söylemeli miyim bilmiyorum ama insanların genel fikri bu yönde. Biz de bu şekilde konuşuyorduk uçak içinde ve uçak dışında. Şirket iktidarın gölgesi gibi yönetiyordu. Birinin farklı bir sesi çıktı diyeyim, direkt kafasını kesiyorlar. Adamın telefonlarına bakmıyorlar bile. Kaç sene çalıştığının bir önemi yok. Ya bir eğitmen abimiz 20 senesini vermiş buraya. Uçakta yanlış yaptığı zaman kendisini raporlayan bir insan sendika ile ilgili bir şey yazdığı için adamın 20 senesini çöp ettiler. Adam kaçmak zorunda kaldı. Kanada'ya geldi. Onu da mı attılar sendika ile ilgili? Bir sene önce atmışlardı. Sendikadan bayağı bir kişiyi attılar zaten, konuşuyor diye veya hani bir şey söylüyor diye. Kaçırıyorum bazen. Ya öfkeliyim hala biraz işine, sinirliyim. Yani bu kadar alınganlıktan, bu kadar artık ağlamaktan bıktık artık. Herkes bir şeye alınıyor. Ömründe 3 tane kitap okumamış adam. Hiçbir şey yapmıyor. Kendini hiçbir geliştiriyor. Twitter'da veriyorsunuz parasını, tak 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 yazıyor, küfür kıyamet. Ya elinden gelse, belki yolda görse, yapacaktı da belki bir şey. Korktunuz mu o mesajlar gelmeye başladıktan sonra, tehdit mesajları? Tabii insan korkar. Evden kaçtım yani. İlk gün, ilk akşam şehir değiştirdim. Dedim ki eve kesin gelirler, basarlar yani evi. Arkadaşlarıma giderler. Ki nitekim olmuş. 3 ekip arası eve gelmiş. Ben terörist değilim. Yani hani insanlar şu an gündemde hani siz teröristsiniz, siz bilmem nesiniz diye sürekli kutuplaştırma var ama yani hani ben bunlardan değilim ya. Ya gerçekten benim bunlarla hiçbir ilgim, yani tecilde mi yapamayacağız? Hiç mi fikrimizi söylemeyeceğiz? Gazetecilere o yüzden çok sinirlendim. Bazılarına özellikle çok kızdım. Evet, bir şey söylemeyebilirsin ama bu ifade özgürlüğü. Sen bunu savunmuyorsan eğer, sen bunun karşısında duruyorsan eğer,
Gazetecilik yapmana da gerek yok. Çok yazık. Çok yazık. Bu cümleden bu kadar alınamazsınız ya. Şimdi mutlu musunuz canım insanlarım? Yani hani mutlu musunuz? Ben işimden oldum ve hırsızlıktan attınız. Bununla ilgili tek bir şey söylemediniz. Tek bir şey söylemediniz. Bir sene boyunca çalışamadım ben. O üstlendiğim arkadaşlarım bile bana sırt çevirdi. Yapayalnız bıraktınız beni. Ne yapacağım şimdi? Bu kadar şey. Adam beni hırsızlık... Ben bunun daha mahkemeden kalkmasını bekleyeceğim. Olmayacak. Belki 2 sene daha orada işsiz kalacaktım. Çalıştırmayacaklardı. O kadar okul okudum. Bu kadar kariyerim vardı. Hepsi çöp oldu. Tekrar yaparım. Hiç problem değil ama bir başkasının da başına böyle bir şey gelmesini istemiyorum artık. Görmek dahi istemiyorum böyle şeyler. Sorması ayıp ama işsiz kaldığınızda ne yaptınız? Nasıl geçindiniz? Kolay da değil bu kadar... Pahalılıkta. İstanbul'da kalmak zorunda kaldım. Çünkü denetimli serbestlik verdiler bana. Haftada 3 gün imzam vardı. 4 ay boyunca yurt dışı yasağı verdiler bir de. İmkan olsa hani ailemin yanına gitmeyi düşünüyordum. Hani ben öyle düşünmüştüm. Avukatımla da bu yönde konuştuk. İfade vermeye gittiğimizde bunu da artık hani imza olacağını bilmiyorduk gerçi de. Polisler hatta şey dedi bana. Bu kadar üzülme. Hani hayatın yıkılmış olabilir, paramparça olmuş olabilir. Bu kadar üzülmene gerek yok. Bir sıkıntı olmaz. Biz bir savcıyı arayalım. Savcıyı arıyorlar. Savcı listede ismimin olduğunu söylemiş. O ne bilmiyorum. Demek listede isim? Hiçbir fikrim yok. Mevcutlu istiyorum demiş. Bir anda biz ifade vermeye gittik. Mevcutluya döndü. Savcıya gittik. Anlattık derdimizi. Anlıyorum dedi. Çık dışarı dedi. Çıktık. Yarım saat sonra tutuklu istiyorum dedi. Sebep ne diye sorduk. Kaçma şüphesi dedi. Ben ayağımla geldim buraya. Gerçekten algılamakta zorlanıyorum. Yani hani bu kadar uç olmaması lazım. Kara mizah bir film gibi yani. Ne yapacaksınız? Yani şimdi ne yapacaksınız? Her önünüze gelene, her yazı yazana asalım, keselim, işinden atalım. Kalifiye adamları da kaybediyorsunuz. Yine liyakatsiz insanları getireceksiniz. Şirkette öyle mi oluyor? Yani belki işinde çok iyi değil ama doğru şeyleri söylüyor ve yükseliyor. Öyle mi oluyor biraz işler? Tam değil öyle ya. Maalesef değil. Yani çirkin ilişkiler dönüyor maalesef. Öyle. Arkadaşlarım destek oldu bu arada. Arkadaşlarım destek oldu sadece. Aileniz ne yaptı? Ne hissettiler? Üzülmüşlerdir. Annem üzüldü tabii. Abim üzüldü. İkisi de çok üzüldüler yani. Olan oldu dediler. Yani yapılabilecek bir şey yok. Vallahi ne yani gerçekten vardı. Geçmiş olsun. Bilmiyorum ne diyeceğimi Onur Bey. O kadar üzücü ki ve o kadar ben de katılıyorum size. Böyle kara mizah gibi, kötü bir komedi gibi kendi kendine kapalı bir Instagram hesabında bir paylaşım yapmışsın kardeşim. Kime ne yani? İstediğin yani, dersin. Çok acayip. Küfür yok, herhangi bir şey yok. Diyelim ki hicib yaptık. Yapamaz mıyım? Yani siz Müslüman olduğunuzu iddia ediyorsunuz ama çocuk tecavüzcüsüne bir şey demediniz ya. Bana karakolda dediler ki 10 binin üstünde CİMER'e şikayet var dediler. Bu yüzden aldık dediler. 10 binin üstünde. Ya bu 10 bin kişinin için bu çocuk tecavüzü tarikatlarının yaptığı bu cinsel istismara 10 kişi bir şey söylememiştir. 10 kişi. Hırsızlık oluyor bir şey demiyorsunuz. Gözümle görsem bir şey olmaz diyorsunuz. Bütün rezillikleri yapıyorsunuz ama küfür yok ya. Küfür bile yok. Ağır bir şey yok. Tam tersine alıyorum olayı. Ya Atatürk'le ilgili de sert şeyler yazıldı. Karikatürler yapıldı. Ben Atatürkçü de bir insanım. Yani ama bundan kalkıp da bunu öldürmemiz lazım. Bunun kafasını keselim. İşte bunların kaldığı yeri yakalım gibi bir şey söylemiyoruz. İnsanız sonuçta. Sinirlisiniz, öfkelisiniz anlıyorum ama 3 gün sonra pişman olacağınız bir öfke için yaktınız hayatı. Peki şimdi ne hissediyorsunuz dönüp baktığınız zaman Türkiye ile ilgili diyeyim? İçinizde nasıl bir his var? Çok iyi şeyler artık hissetmiyorum, düşünmüyorum da. Kızgın mısınız? Yani. Çok kızgınım. Yani hani bunu bu kadarına hak edecek bir şey yapmadım. Gerçekten yapmadım. Bunu en yüksek hani perdede nasıl ceza verilebilir? Evet, ayıp diyebilirsin. Senin yaptığın ayıp diyebilirsin. Bence değil. Hala söylüyorum. Utanç verici benim için sadece orada bazı şeyleri kurtarmak için özür diledim. Ama başka bir ülkede olsa gerçekten dalga geçilebilecek bir konuydu. Yani insanlar sokağa çıkardı. Bu olayın Danimarka'da olduğunu düşünsenize. Yani hani aklım almıyor benim. Birinin atılması bu yüzden. Yani ilk günler gerçekten şaka zannettim ya. Sürekli rüyamda polisler yakalıyor, evim basılıyor, bir şey oluyor. Yani psikoloğa gittim. Buraya gelirken maalesef ilaçlarımı da getirmedi vardı. Getiremedim sınırı geçiremediğiniz için. Yani bir sene boyunca ilaç kullandırdınız bana. Ne gerek vardı ya? Bu kadarına gerçekten değer miydi? Neler söylüyorsunuz? Her gün televizyonlarda neler söylüyorsunuz? Hiçbirine bir şey söylemiyorsunuz. Daha dün Erzurum'da olay olmuş. Ya küçücük çocukların kafasına taş atıyorsunuz. Siz ilaç kullandım dediniz. Ne oldu? Panik atak falan mı geldi bu olay? Yani hani uyuyamıyorum çünkü uyku bozukluğu yaşamaya başladım. Çünkü gece 1'de birisi oturduğum yerde balkonda oturuyorum. Kız arkadaşımdan geldim. Balkonda oturuyorum. Kahvemi yaptım. İlaçlarımı içtim. Aşağıda birisi bana bakıyor. Ben 4. katta oturuyorum. Ya bana öyle geliyor herhalde dedi. Hani gitti kafam gitmeye başladı. Gidiyorum geliyorum hala orada. Biraz bir kayboldum. Geldim içeri bir kahve daha yaptım. Kapı çaldı. Gece 1'de. Ne yap yani hani. Sizi takip etmiş yani. Bu kadar mısınız ya? Yani. Korkutucu da bir de yani hakikaten. Hani cehaletin gücü gerçekten hani uçmuş durumda ama artık bunun bir son bulması lazım ya. Çok geçmiş olsa şimdi hayata yeniden sıfırdan başlayacaksınız. Sıfırdan başlıyor evet. Müthiş bir şey. Yani evet sıfırdan başlamak çok keyifli bir şey ama gerek yoktu bu kadarına. Yani hiç değilse özlediğim zaman annemi görmeye gidebilirdim. Kedimi sevebilirdim yani. Bıraktırdınız her şeyi bıraktırdınız bana. Bir çantayla geldim buraya. İki gömlek iki tişörtle geldim yani buraya. Şimdi orada ne yapacaksınız?
Ne, hangi sektöre çalışacaksınız? Var mı planınız? Yani şu an herhangi bir sektörde tam olarak çalışamıyorum. Paket servisi yapıyorum şu an burada. Arabayla. Araba kiraladım bir tane. Getirmeye çalışıyorum. Bir şekilde hayatta kalmaya çalışıyorum. Dönmek istemiyorum yani. Orada da bir Hükümet şeyler değişse daha falan, düzgün. Türkiye'de bir şeyler değişse dönmek ister misiniz bir gün? Keşke değişse ya. Ama var, bu insanlar hala devam edecek yani. Sadece şunu gerçekten algılayamıyorum. Beni hiç tanımıyorsunuz. Belki ben o uçakta siz bayıldığınızda yardım ettim. Belki korktuğunuzda elinizi tuttum. Çocuğunuz, 12 yaşında küçük çocuğunuz, yüeğinizi gönderdiğinizde biz yanına gittik, bir şeyler ısmarladık ona. Çikolata verdik. Bir şey olursa abicim biz buradayız. Seni rahatsız eden birisi olursa polisi çağırırız dedik. Ki çağırdık. Uçağı jetaiz ettiler. Çağırdık yani. Yaptık bunları ama hiçbir önemi yokmuş. Gerçekten önemi yok. Bu insanlar bana saldırdı. Değer miydi? Ya anneme kadar, yani hani anneme kadar üzdünüz ya beni. Ben üzülebilirim tamam. Ama annemi niye karıştırıyorsunuz? Veya insanların bu kadar şey, ne kaybettiniz? Tam olarak ben bunu söylediğim için bana tutarlı bir şey söylesin. Birisi çıksın, benim dini değerim gerçekten çok aşağılandı. Ben bugün namaz kılamadım. Sinirden oruç tutamadım. Ne kaybettin ya? Neyini kaybettin? Oturduğun yerden 3 satır yazıyorsun, tren topuya sokuyorsun, para veriyorlar, trolleri alıyorlar, yapıyorsunuz. Görüyorum da bu insanları, yani yapmayın. Bu kadar, bak, bu insanları yapıyorsunuz, bu kadar sindiriyorsunuz, bu kadar bastırıyorsunuz. Devran illaki dönecek. Yani dediği gibi Lale Devri nasıl bittiyse Sülale Devri de bitecek. Mutlaka her şeyin bir sonu vardır. Ölümsüz zannetmesin kimse kendini. Kimse sonsuza kadar yaşayacağını, bu hükümetin, bu devranın böyle döneceğini düşünmesin. Ama bizim bu kadar sinire rağmen aynı hataya düşmememiz lazım bence. Tek düşüncem bu. Çünkü bunun bir son Anlıyorum. bulması lazım. Bunun bir sonu yok. Kan davasına çevirdiniz her şeyi. Gerek yok bu kadarına ya. Hepimiz yaşayabilirdik. Hepimiz güzel bir şekilde yaşayabilirdik. Teşekkür ederim. Var mı eklemek istediğiniz başka bir şey? Yok, Onu teşekkür ediyorum. İlk tekrar gün tweet atmışsınız, gördüm birkaç tane. Onlar için teşekkür ediyorum. yo, rica ederim. Her zaman ifade özgürlüğünün ne olursa olsun yanındayım ben kendi adıma şahsen. Dediğiniz gibi herkesin özel hayatı kendini ilgilendirir. Herkes istediği gibi mizah, ironi yapabilir. Bu da kimseyi ilgilendirmez. Çok geçmiş olsun. Umuyorum bugünler de geçecek. Geçiyor bir şekilde. Benim Bol de şans kardeşim, diliyorum teşekkür size. ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.